Herkese merhabalar. O kadar uzun zamandır video atmadığımı fark ettim ki. Gerçi bunu günlerdir fark ediyorum. Böyle aslında kısmen parça parça videolar çekiyorum ama bir türlü sonunu getiremiyorum ve sonunu getiremediğim için de işte 5 gün sonra sonunu getirip de kapatmak istemiyorum açıkçası. O yüzden böyle kendi kendime evde kararlar alıyorum. Diyorum ki tamam artık Özlem, işte ya belirli bir gün belirle kendine ve o günlerde kendine mutlaka video atmaya zorla diyorum. Çünkü bu şekilde kesinlikle kopuyorum. Farkındasınız, ayda bir anca video atmaya başladım. Ve bu şekilde olmasını istemiyorum. Bakalım inşallah kendime de size de söz veriyorum. Bundan sonra günlerini bilmediğim bir şekilde haftada 3 gün en kötü video atmaya çalışacağım. Fazlası olursa ne âlâ ama bunun altını tutmamaya çalışacağım yani. Çünkü hani buradan uzak kalmak istemiyorum. Bunu hep söylüyorum size zaten. Bu arada hala battaniyem yanımda böyle. Bugün işe gidecektim aslında ama bir haber bekliyorum. O haber geldikten sonra gideceğim işe. Bazı işlerim var. Bu hafta neredeyse ben full time hep işteydim. Bir sorun var, onu halletmeye çalışıyorum. Aslında böyle şu anda sizinle konuşarak bir nebze de olsa o stresimi biraz atmak istiyorum. Çünkü günlerdir gerçekten bayağı stres yaptım iş konusunu. Hani çözmeye çalıştığım, halletmeye çalıştığım bir şey var. Neyse hani kısmen halloldu ama hani son bir adımı kaldı diyeyim. Onu da hallettikten sonra inşallah derin bir oh çekeceğim. Ne yapıyorum? Şu an kurutmada çamaşırım var. Renkleri atmıştım. Bir önceki beyazları geceden atmıştım. Onları çıkarttım. Nevresimler vardı. İşte onları katlamaya başladım ama işte katlıyorum, işe geliyorum, oturuyorum burada falan. Bu arada artık salonda çalışıyorum. Salonda küçük bir açılır kapanır sehpam var. Küçük masa gibi yani. Hani orada çok daha rahat çalıştığımı fark ettim. O yüzden salonda çalışmaya karar verdim. Önümde de televizyonum açık. Hani artık işte çalışıyorum. Bir taraftan telefona bakıyorum, bir taraftan televizyona bakıyorum. Böylelikle devam ediyoruz kaldığımız yerden hayatımıza. Telefonum çaldı. Nerede kaldım bilmiyorum ama en son sanıyorum Allah'a şükürler olsun diyordum. Hani iyiyiz, sağlıklıyız. Herhangi bir problemimiz yok çok şükür. En önemlisi de bu zaten. Yaptığım işlerden bahsettim ama şu anda evim gerçekten berbat durumda. Evleri temizlemem lazım ama işte şu işten bir türlü başlayamadım. Defne'yi antrenmana bıraktım sabah. İşte Çınar okula gitti. Öyle birazcık dolaştım. Dolaştım derken yani birkaç tane bir milyoncuya uğradım. Sabunluğum... duvara monte sabunlu kalmıştım ya, onun basma yerine problem çıkmıştı işte, milyoncudan ondan aldım bir tane daha, işte banyoya raf aldım yani duşun içine. Öyle işte birkaç parça bir şey aldım, bir de alışverişim vardı, o geldi, o da öyle birkaç parça bir şey, yani büyük alışverişi yapmıştım zaten. Böyle eksik, böyle ıvır zıvır bir şeyler aldım, olmadı onları da gösteririm ama onların hepsi için öncelikle bir işlemimi toparlamam lazım. Zaten ararlarsa beni birazdan çıkacağım muhtemelen, hani artık bugün için biraz geç gibi, saate bakıyorum bir taraftan ama yani şurada da saat var. Hani bugün için artık haber gelir mi bilmiyorum, gelirse ofise geçeceğim. Böyle bakalım kızlar, umuyorum sizler de iyisinizdir. Ben sizi çok özledim gerçekten. İnşallah bu videonun da devamını getirmek ümidiyle diyorum. Görüşeceğiz yine. Ve tekrar geldim kızlar. Şimdi alışveriş yapmıştım demiştim ya, onu hemen göstereceğim. Sonra da birlikte inşallah evlerimizi toparlarız. Şöyle hemen başlayayım buradan. Şöyle yine iki parça kalçalı but aldım. Tavuklu pilav yapacağım. Lahana aldım yine. Bu sefer turşu için değil. Çünkü turşum yeterince var şu anda. Muhtemelen kapuska yaparım diye düşündüm. Bakarım artık duruma göre, hani çok kapuskalık değilse de sarmasını yaparım. Sonra şöyle birazcık elma aldım. Yine şöyle birazcık çeri domatesi aldım. Ve salatalık aldım. İki tane kola aldım. Bir tane şöyle limonlu ice aldım. Bir de şöyle küçük meyve sularından aldım. Şu acılı noodle'ları çok seviyoruz.
bahsetmiştim zaten. Onlardan aldım biraz. Bu acı noodle her yerde bulunmuyor çünkü. Şöyle 6 tane bundan aldım. Bulmuşken alıyorum, stok yapıyorum gibi oluyor yani. Ama biz bunları böyle karıştırarak yiyoruz. İşte bu tavuklusuydu galiba. Aynen, tavuk aromalı. Sonra sebzeli. Böyle noodle'lar aldım. Sonra şöyle bir tane hanımefendilerin şu çikolatalı ve limonlu bisküvisi. Çok başarılı gerçekten. Birazcık yeşil zeytin aldım. Cips komple ezilmiş. Sanıyorum havası gitmiş cipsin. Şöyle acılı istemiştim aslında ama normal baharatlı göndermişler. Şöyle baharatlı Cips Master'ın cipslerini seviyorum ama farklı gelmiş. Sonra şu Ülker bumbulardan aldım. Onun bu renklilerinden çıkmış. Yani normalde kahverengidir ya. Bilirsiniz siz de. Şöyle göstereyim. Üzerine böyle dinozor dünyası, dinozor şekilleri var. Sütlü, kırmızı meyveli, tam buğday unlu bisküvi diye geçiyormuş. Sonra bir tane de böyle raffles aldım. Böyle birazcık abur cubur gibi olmuş. Hep böyle Nesquik aldım. 3 tane yine petut aldım böyle. 3 tane. Bir tane daha noodle çıktı. Ve de şöyle 3 tane puf aldım. Eti puf. Puf aldım derken. Sonra A101'e uğramıştım. Bir de. Şöyle bir tane mutfak bıçağı aldım. Mutfak bıçağım yoktu. Sonra şu el tripodlarından aldım. Küçük ahtapot tripodlardan aldım. A101'e gelmişti bu da. Kırılmadıysa şayet. Ben bunlardan 4 tane almıştım. Bir tanesinin burası kırıldı. Hani o şekilde de kullanıyorum. Şu anda elimi falan kesmiyor ama. Yani onu atarım dedim ve hani 2 tane daha gördüm. Alayım dedim hani. Onu tamamlamış olayım. Bu şekilde bu şeyden gelenler 144 lira tutmuş. A101'de de 40 lira falan gibi bir şey verdim galiba. Böyle yani şimdi bunları yerleştiriyorum. Ondan sonra da başlıyorum. Bir şey göstermediğimi fark ettim. Bunları içeri almıştım çünkü poşette kırılmasınlar diye. İnternetten yapmıştım ben bu az önce gösterdiğim alışverişi A101 dışındakini. Sanıyorum Mopaş'tı. Hani Trendyol'un bu market uygulamasından yapmıştım. Böyle siyah kupa yazıyordu. Bu kadar büyük olabileceğini hiç tahmin etmedim ama bence çok güzel. Hani ben zaten biliyorsunuz çok seviyorum kahveyi falan. Böyle 2 tane kupa aldım. Onları da göstereyim dedim. Size bu çekmeceyi göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Böyle noodle çekmecesi gibi oldu. Şunlar full acılılar. İşte sebzeli, tavuklu bilmem ne falan böyle. Bir hoşuma gitti. Ve bu noodle'ları görünce tabii ki aklıma direkt Tuğba geliyor. Tuğba lütfen bir an önce buluşalım ve bu noodle'ları birlikte yiyelim arkadaşım. Kısmen buralar toplandı. Ama kısmen, tam anlamıyla değil. Ama kısmı da açtım bu arada. Tabii ki kırmızı. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun diye her şeyim kırmızı oldu gerçekten. Bu kadar kırmızı merakım var mıydı bilmiyorum ama böyle mutfakta bir şey kırmızı alınca o uyumu beğendim. Ve tabii ki ondan sonraki de her şeyde kırmızı almak istedim. Uyumlu olsun diye. Yine çöpüm orada. Görüyorsunuz ama siz görmeyin. Şimdi şu sabunluğumu değiştirdim ben. Bu eski sabunluğum. İçindeki deterjan burada hani şuraya akıtayım diye bunun içine attım. Bunun basma yeri bozuldu. Neden bozuldu, nasıl bozuldu bilmiyorum ama bozuldu. Bir yerde bir sıkıntı varmış demek ki. Neyse. Emilyoncu'dan aldım. Buldum yani. Aynısından buldum hem de. Aslında amacım aynısından almak değildi. Ama aynısı olunca da aldım. Başka modeli yoktu çünkü. Kapatalım artık.
arada beni hala aramadılar maalesef. Yarına kaldı. Yani yarına kalmasında tamam bir sorun yok ama bu sefer de şey oldu yani. Hani ben bugün ha gittim ha gideceğim diye sürekli böyle tetikte bekledim. Ondan dolayı yani rahatsız oldum. Yoksa başka bir şey yok yani. Tavuklarım haşlandı. Sonrasında da ben şimdi buraya kapuska yemeği koydum. O da çıksın aradan dedim. Böyle bol acılı, bol baharatlı, pirinçli bir kapuska yemeği yaptım. Düz bir de o var. Burada da Çınar için patates yemeği yaptım. Şöyle küçük bir tencere çünkü kapuskayı yemiyor maalesef. Bunun yanına da makarna yaparım herhalde diye düşünüyorum. Bu şekilde akşam menümüz de böyle olacak. Kapuskam pişti. Bu arada lahanadan kalanlarla yine şöyle küçük bir kavanoz lahana turşusu yaptım. Biraz fazla geldi çünkü hani hepsi yemek biraz çok olur dedim. O yüzden böyle küçücük bir kavanoz koydum. Şimdi buraya da makarna suyumu koydum. Kaynıyor hatta. Geçenlerde A101'den almıştım bunu yanlış hatırlamıyorsam. Yani BİM de olabilir. BİM ya da A100 sanırım BİM'di galiba. Şu an hatırlayamadım. Bundan yapacağım. İlk defa deneyeceğim bunu. Böyle
Böyle çıkıyor içinden. Bu şekilde. Kapuskam oldu, hazır. Şimdi masamı da hazırladım. Şöyle göstereyim. Çınara patates ve makarna koydum. Biz kapuska yiyeceğiz. Bolca turşu çıkarttık. Jelapon ve lahana ve karnabahar turşumuz. Bu şekilde bize afiyet olsun. Yemeklerimiz yendi. Mutfağımı toparladım. Hatta mutfağı tekrardan küçük süpürgeyle bir kere daha süpürdüm. Bitti bütün işlerim, Allah'a şükürler olsun. Yemek işte bittikten sonra hani yemek faslını kapatınca oh diyorum yani. Hani bugün de atlatmış olduk artık. Bugün aslında böyle hiçbir şey yapmamış gibi gözüktüm kendimce ama bayağı bir işler yaptım aslında. Mutfağımı bayağı bir toparladım. Mikrodalgamı sildim. Bayağı bir kötü durumdaydı. Buzdolabımın içini dışını şöyle bir temizledim. Dolap kapaklarını komple bu Aspirex sarı güç mü? Öyle bir şey varmış. Hani bir onu deneyeyim diye böyle kapakları tek tek oradan başladım. Öyle sildim zaten hani kaç tane kapak var. İçlerine çok girmedim açıkçası. Çünkü hani zaten böyle bulaşık makinesi yerleştirirken falan boşaldığı zaman içleri böyle mutlaka hani siliyorum içini de. O yüzden içleri çok fazla batmıyor dışı kadar. Böyle yani öyle bir rahatladım. Büyük işlerim var ama onları işte artık yavaş yavaş zamanım kaldıkça yapmayı düşünüyorum artık. Bu şekilde yani. Bugünümüzü de bu şekilde bitirmiş olduk. Allah'a şükürler olsun. Akşam atlattık ya. Ondan sonrası sıkıntı değil yani. Böyle bakalım. Ben artık videomu burada kapatayım mı kızlar? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda inşallah en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.